Hey, it's me. Welcome to this magical world. If you want to learn something, watch on the dance. Göz çizerken ilk önce gözün formunu oluşturmamız gerekiyor. Herkesin göz yapısı karakteristik özelliğine göre farklılık gösterir. Şu an sıradan basit bir göz çizeceğim genel olarak. Bunları yetenek sınavlarında kullanabilirsiniz mesela. Ama bakarak bir göz çiziyorsanız kişinin karakteristik özelliklerine göre oluşturmanız gerekiyor. İlk önce basitçe gözün yapısını oluşturuyorum. Daha sonrasında gözün yuvarlak kısmını yapacağım ve tonlama aşamasına geçeceğim. Ve gözü yaparken dikkat etmeniz gerekenlerden biri de gözün iç kısmını göz pınarıyla bağlama noktası. Orada çok dikkatli olmanız gerekiyor ve dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor gözü. Gözü böyle basitçe çiziyorum ve göz kapağını da belli ediyorum. Daha sonrasında gözün baktığı yöne doğru bir yuvarlak yapacağım ve göz bebeğini de ekleyeceğim. Bu şekilde göz çizimini tamamlamış olacağım. Tonlama aşamasına geçtiğimde ise gözün yapısına göre, yönlerine göre vereceğim tonları. Ve yine aynı kalemle devam ediyorum. Hafif bir kalem, fazla koyulaşmama izin vermiyor. Eğer harçlı kalemleriniz yoksa elinizdeki kalemin uç kısmından tutarak da daha hafif çizgiler oluşturabilirsiniz. Şimdi daha koyu bir kalem alıyorum elime ve kalemimin ucunun sürekli açık olması gerekiyor. Koyulaştırmaya başlıyorum ve yine yönlerine göre devam ediyorum. Tarama şekliniz daha farklı olabilir, lekesel çalışıyor olabilirsiniz. O yüzden tamamen ışık ve gölgeye göre tonlamanızı yapın. Bir üçgen çizerek yandan gözün görünümünü oluşturabilirsiniz ve üzerine tam ortasına bir bombe verip göz merceğini tamamlamış olursunuz. Burada dikkat etmeniz gerekenler yine gözün iç kısımları, görünen kısımları. Göz pınarı zaten genelde çok fazla gözükmez bu açıdan. Bunları tamamen doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra tekrar yönlerine göre tarama aşamasına geçebiliriz.
4 farklı açıdan göz çizimi yapmış oldum. Ne kadar fazla göz çizerseniz, ne kadar farklı açıdan çalışırsanız o kadar gelişirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir.